Evet gençler, şimdi ilk iki 21. yüzyıl yetkinliğini birbirine bağlıyoruz. Yaratıcılık ve inovasyon. Genellikle bunlar bir bütün olarak ele alınıyorlar. Çünkü el ele gidiyorlar. Birisi teori, öbürsü pratik. Bir tanesi fikir, öbürsü icraat. Bir tanesinde merak var, hayal var, öbürsünde metot var, süreç var, uygulama var. Fikir olmadan uygulamaya geçemezsiniz. Dolayısıyla bu ikisi hep el ele çalışır, birlikte çalışır. Örneğin eğitim için illa öğretmenle öğrencinin aynı sınıfta olması gerekiyor mu? Acaba uzaktan eğitim olabilir mi? Sorusu yaratıcılığı tetikleyen bir sorudur. Bunun inovatif süreçleri ise mektupla öğretim, televizyonla öğretim ve ondan sonra da online öğretimle hayata geçmiştir. İki insan aynı odada olmadan haberleşebilir mi sorusunun tetiklediği süreçlerin sonunda telefon bulunmuştur, telgraf bulunmuştur, faks bulunmuştur ve hatta interneti de buraya bağlayabiliriz. Acaba param olmadan bir şeyi satın alabilir miyim sorusunun sonucu olarak senet çıkmıştır ortaya, inovasyon senettir. Ondan sonra da yabancılar bunu blockchain olarak tekrar hayatımıza yeniden sokmuşlardır. Neden bu ikisi 21. yüzyıl yetkinliği biliyor musunuz gençler? Çünkü artık şirketler şunun farkında. Yaptıkları işleri yapmaya devam ederlerse uzun vadede yoklar. Yeni fikirler, yeni ürünler, yeni hizmetler geliştirmeleri gerekiyor. Yeni iş yapış biçimleri bulmaları gerekiyor. O yüzden çalışanlarının yaratıcı ve inovatif olmasını istiyor şirketler. Bu yüzden bu adalelerimizi güçlendirmeliyiz.